Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle güzel, kolay, pratik bir çorap yapacağız. Şöyle göstereyim. Bakın cıvıl cıvıl renklerde kullandım. Elimde kalan iplerimi de değerlendirmiş oldum. Sizin de evde kalmış ipleriniz varsa harika şöyle çoraplara sahip olabilirsiniz. Koton iplerle çalıştım. Bunlarla beraber de 3 milimetrelik silikon saplı tığımı kullandım. Eşini de birlikte yapacağız. Dediğim gibi çok kolay bir şekilde ilerleyecek ve pratik olacak. Siz bunu koton iplerle değil de yünlü iplerle de çalışabilirsiniz. Dilediğiniz kalınlıkta, dilediğiniz tip iplerle ve ipinize ve elinize uygun tığlarla çalışabilirsiniz bu çorabımızı. Şöyle ben tek renk üzerinden de yaptım. Onu da size göstermek istiyorum şöyle. Bakın bu da tek renk üzerinden. Sadece iki renk kullanarak çorabımı oluşturdum. Bu çorap vereceğim sayılarla 38 numara ayağa uygun. Şuradaki yapacağımız yerde bir ya da iki sıra daha yükselttiğinizde 39-40 numaraya da uyacaktır. Dolayısıyla topukta yaptığımız 10 sırayı siz 11-12 sıra olarak yapabilirsiniz. Burada ördüğümüz sırayı, burada 9 sıra var. 9 sırayı siz 10 sıra 11 sıra olarak yapıp 40 numaraya kadar da büyütebilirsiniz çorabınızı. Dediğim gibi benim verdiğim sayılarla bu 38 numara bir ayağa uygun olacaktır. Şöyle de göstermek istiyorum. İnanın ayağınıza giydiğinizde cuk diye oturacaktır çorap. Burun kısmından başlayacağız. Renklerin sıralamasını aynı yapacağım çünkü bunun bir eşini örüyorum şu anda sizlerle beraber ve ayağıma giydiğimde de sizinle fotoğraf paylaşacağım. Benim de 38,5-39 gibi ayak numaram fakat iplerin esnediğini de hesaba katarsak eğer tam oldu. Tabi bir tık daha şurasını yani şuraya kadar ördüm mesela 11 sıra. Bir sıra daha gitseydim çok daha rahat hani böyle gevşek gevşek olacaktı. Daha rahat olacaktı bence. Örerken de hangi aşamada büyüteceğimizi ve hangi numarayı olacağını sizlerle paylaşacağım. Bunu yapmak için sihirli halka yapıyorum. Parmağımda döndürdüm ipimi. Geldim burada bir kere kilitledim. Bir zincir daha çektim. Aynı sihirli halkanın içerisine geliyorum. Pardon, bir zincir daha çekiyorum. 3 tane zincir çekmiş oldum. Tığımın başına doladım. Batıyorum. İkili trabzan tığıma doladım. Batıyorum. İkili trabzan. Biraz da şöyle yanaştıralım. 3 tane ikili trabzanım oldu. İlk zincirimle beraber 12 tane ikili trabzanım olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane ikili trabzanımı yaptım. Sihirli halkamın ipini bu şekilde çektim. Geliyorum buradaki ilk zincirin tepe noktasına batıyorum. Sihirli halkamın ipini de şu şekilde tığımın üstüne aldım. İpimi çıkarıyorum ve kaydırmayla bu şekilde bağlıyorum. İlk sıramı bu şekilde oluşturdum. Dediğim gibi bakın burada burun kısmından başlıyoruz çorabımızı örmeye. Şimdi burada hemen 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başına doluyorum ve aynı dibine batarak ikili bir trabzan örüyorum. Tığımın başına doluyorum. Yan trabzan tepesine geçiyorum. Aynı noktaya iki tane ikili trabzan. Tığıma doladım. Yan trabzan tepesine geçiyorum. İki tane ikili trabzan. Tüm trabzanlarımın tepesine çift batıyorum arkadaşlar. Burun kısmını hiç videoyu kapatmadan devam edeceğim. Çünkü bu kısmı önemli. Tüm trabzanlarımın tepesine ikişer tane ikili trabzan örerek ikinci sıramı da oluşturacağım. Aynı noktaya batıyorum. Bir ikili trabzan daha. Yan trabzan tepesine geçtim. İkili trabzan. Tığıma doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Bir ikili trabzan daha. Tığıma doladım. Yan trabzan tepesine geçiyorum. İkili trabzan. Aynı noktaya batıyorum. İkili trabzan. Yan trabzan tepesine geçiyorum. İkili trabzan. Yan boşluğa geçiyorum. İki tane ikili
Trabzan. Yana geçtim. Çift batım yapıyorum her bir Trabzan tepemi arkadaşlar. 12 olan sayımı 24'e çıkartıyorum. Son Trabzan tepeme geldim. Battım. İkili Trabzan. Aynı noktaya bir kez daha batıyorum. İkili Trabzan ördüm. İlk yaptığım Trabzan'ın tepe noktasını batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırmayla bu şekilde bağlıyorum. Şimdi bakın şuradan tekrar göstereceğim. 3 bakın 1 2 3 4 sıradan oluşuyor. Burada bakın bir tek bir çift, bir tek bir çift olarak ilerleyeceğiz. Burada yine 1 2 3 zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Çiftten başladım. Yan trabzan tepesine geçiyorum. Bir tane. Yan trabzan tepesine geçiyorum. İki tane ikili trabzan. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar bir tek bir çift olarak ilerleyeceğim. Tek yaptım. Yan trabzan tepesine geçiyorum. İki tane aynı noktaya yapıyorum. Oradan da görünüşüm bakalım. Bakın. Çift, tek, çift, tek olarak sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar çiftle başlamıştım. Bakın bir tane trabzanım var. Buraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve ilk yaptığım trabzanın tepe noktasına batıp bir ilmek çıkartıyorum. Ve kaydırmayla bu şekilde bağlıyorum. Şimdi dördüncü sıramızda yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Her bir trabzanın tepesine birer adet ikili trabzan yapıyorum. Bu aşamada yapacağım işlem bu. Her bir trabzanın tepesine ikili trabzan. Her bir trabzanın tepe noktasına ikili trabzan. Geliyorum. Yan trabzan tepesine geldim. İkili trabzan. Tüm trabzanlarımın tepe noktasına birer tane ikili trabzan örüyorum ki bakın bu şekilde kıvrılacak ve burun kısmını oluşturmuş olacağız. Yuvarlatma işlemini bu şekilde yapıyoruz. Birer tane ikili trabzan. Tüm trabzanlarımın tepe noktasına batıyorum bir tane. Yan trabzan tepesine bir tane. Yan trabzan tepesine bir tane. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Bakın ovalleşmeye başladı. Bu şekilde oluşturalım ve girelim. Tüm trabzanların tepesine birer tane ikili trabzan. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. İlk yaptığım trabzanın tepe noktasına batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırmayla bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Artık ben çorabımın burun kısmını bu şekilde oluşturmuş oldum. Bakın bu şekilde. Burun kısmını oluşturdum. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Şimdi artık ayak kısmımızı yani şu kısmı tabanı oluşturmaya geldim. Başlıyorum. Buradaki renkleri ben takip etmek zorundayım çünkü çiftini yapıyorum. Turkuaz rengimi alıyorum arkadaşlar. Turkuaz, Alize Cotton Gold ipler sanırım söyledim. Bitirdiğim son noktadan bakın. Son noktadan batıyorum. İpimi çıkarttım. Şöyle alıp bir kere maviyi bir kitleyeceğim. Şunun ikisini beraber yürüteceğim. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İkili trabzan. Aynı noktaya batıyorum. İkili trabzan daha. 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığıma doladım. Burada 1, 2, 3. trabzanın tepe noktasına batıyorum. Şu ipleri de şöyle yürüteceğim. Batıyorum. Aynı noktaya 3 tane ikili trabzan. Artık hanım dilendi kısmını örüyoruz arkadaşlar. 3 tane ikili trabzan. Aynı noktaya tığıma doladım. 1, 2, 3. trabzanın tepe noktasına battım. İkili trabzan. Aynı noktaya battım. İkili trabzan. Aynı noktaya bir kez daha baktım. Şöyle çıkartayım iplerimi. Artık bu kadar yürütmek yeterli. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan ördüm. Bakın. Artık şu kısmı oluşturuyoruz. Tam 11 sıra öreceğiz arkadaşlar. Sayıyorum.
1, 2, 3. Trabzan tepesine geliyorum. 3 tane ikili trabzan. 1, aynı noktaya battım. 2, aynı noktaya battım. 3, tığıma doluyorum. 1, 2, 3. trabzan tepesine batıyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Doluyorum. 1, 2, 3. Battım. 3 tane ikili trabzan. Tığıma doluyorum. 1, 2, 3. trabzana battım. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3. trabzan. 1, 2, 3. trabzan tepesine battım. 3 tane ikili trabzan. Çepeçevre gösterdiğim şekilde bu şekilde tabanımı oluşturuyorum. Sıra sonuna kadar. 1, 2, 3. trabzan tepesine battım. 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. trabzan tepesi. 3 tane ikili trabzan. 1, 2 3. 1, 2, 3'e battım. 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Tığıma doluyorum. 1, 2, 3. Bakın denk geldi. Üçüncüye batıyorum. Sayımız bu şekilde denk geldi arkadaşlar. Benim gösterdiğim şekilde yaparsanız herhangi bir şaşma olmaz. Bakın 1, 2, 3. batacağım. Bu da benim zaten ilk başlama noktam olacak. Batıyorum buraya. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırma ile bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Benim gibi rengarenk örmek isteyen arkadaşlarım her sırada renk değiştirecek. Ama bu şekilde örmek isteyen arkadaşlarım da burun kısmını ayrı bir renk ördüm. Gövde kısmını tamamen aynı renkten ördüm. Topuğu da burnunu aynı yaptım. Ve bitişini de aynı bu şekilde yaptım. İnanın keyifli örüp keyifli giyeceksiniz. Rengarenk çalışma yapıyorum. Diğer rengimi alıyorum. Turuncu kullanmışım. Hemen turuncu rengimi alıyorum. Dışarıda bir tane ilmek çıkartıyorum. Son başladığım ya da bittiğim nokta fark etmiyor. İp kopardığımız için herhangi bir noktadan da başlayabiliriz. İpimi aldım. Şu ipi de şöyle öne alıyorum. Bir kilitliyorum önce. Kilitleme zincirimi yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. İkili trabzan. Aynı boşluğa batıyorum. İkili trabzan daha. Hemen geliyorum. Tığımın başına doluyorum. Artık zaten boşluklarım belli. Boşlukların içerisine hanım dilen tekniğiyle üçer tane ikili trabzanımı örüyorum bak. Yan boşluğa geçtim. 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3. Yan boşluğa geçtim. 3 tane ikili trabzan. Yan boşluğa geçtim. 3 tane ikili trabzan. Yan boşluk. 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Yan boşluk. 3 tane ikili trabzan. Yan boşluğa geçtim. 1 2 ve 3. Yan boşluğa geçtim. 1 2 ve 3. Yan boşluğa geçtim. 1 2 ve 3. Yan boşluğa geçtim. Sıra sonuna doğru yaklaşıyorum. Son boşluğuma geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve yine ilk yaptığım trabzanın tepe noktasına batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırma ile bağlayıp bir de zincir çekip ipimi kesiyorum. Ve yine morla devam etmişim. Mor rengimi alıyorum. Aynı mantıkla geliyorum yine. Şu üçüncü sırayı da yapayım. İpimi çıkartıyorum. İlk başladığım sıra itibariyle tam 11 sıra örüyorum arkadaşlar. Bakın sayalım burada topuğa kadar 11 sıra örüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sıra öreceğim.
38 numara için. Orasını siz 12 sıra ördüğünüzde 39 numaraya da olacaktır. Ben 11 sıra öreceğim. 1, 2 zincir. Aynı noktaya battım. 2 trabzan. Aynı noktaya batıyorum. İkili trabzan. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. İplerimi yürütüyorum. Hemen yan boşluğa getiriyorum. 3 tane ikili trabzan. 11 sıra boyunca yapacağım işlem bu. Yan boşluğa geçtim. 1 2 3 Yan boşluğa geçtim. 1 2 ve 3 Yan boşluğa geçtim. 1 2 ve 3 Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğim, geleceğim, bağlayacağım. Diğer rengimi alacağım. 11 sıra bu şekilde örüp gelelim. Evet arkadaşlar, örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sıra oldu. 6 sıra daha ben bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi siz 39 numarayı örecekseniz ben 11 sıra öreceğim. Siz 12 ya da 13 sıra örebilirsiniz. Geliyorum şimdi. İpimi çıkardım. Yine başlıyorum. Yine başlıyorum. Batıyorum. 1, 2 zincir çektim. Başlıyorum. 3 tane ikili trabzan. Yan boşluğa geçtim. 3 tane ikili trabzan. Devam ediyorum. Ben 6. sıramı örüyorum. 11 sıra yaptığımda görüşelim. Evet arkadaşlar, 8. sıraya da geldim. Son 3 sıram kaldı. 3 sıramı da tamamlayacağım ve döneceğim. Evet arkadaşlar, 10. sıramı da tamamladım. İlk yaptığım trabzan tepesine batıyorum. Bir ilmek çıkarttım ve kaydırdım. Bir de zincir çektim. Yine ipimi kesiyorum. Geliyorum şimdi hemen. Şurası arkada kalacak. Bakın burası ön yüzüm. Artık tabanımda oluşmuş şey, pardon, ayağımın alt kısmını oluşturmuş oluyorum. Son bir sırada fosfor sarıyla yapacağım. Neon renkte çalışacağım. Geliyorum. Yine ipimi bu şekilde dışarıda ilmeğimi çıkardım. Bitirdiğim noktadan yine başlayayım. Hiç fark etme, istediğiniz yerden de başlayabilirsiniz. İp kopardığımız için. Sık iğneyle sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı noktaya batıyorum. İkili trabzan. Bu ipleri de yürütüyorum. Aynı noktaya batıyorum. İkili trabzan. Yan boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan. Son sıramı da bu şekilde oluşturuyorum. Evet arkadaşlar, ayağımın alt kısmını oluşturdum. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra ördüm. Dediğim gibi siz 39 numaraya yapacaksanız bir sıra yükseltebilirsiniz. 2 sıra yükseltirsiniz, 40 numara yaparsınız. Bunu yükselttiğinizde burada şimdi öreceğimiz topuk kısmını da 1-2 sıra yükseltirsiniz. Sonra üst kısmında şurada 9 sıra örmüştük. Onu da 10-11 sıra yapabilirsiniz. 40 numaraya, 39 numarayı uyarlayabilmeniz mümkün. Şimdi ben topuk kısmını oluşturacağım. Bunu da çok kolay bir şekilde yapacağız. Ve bir gün iğnesine ihtiyacımız olacak. Muhakkak bir gün iğneniz olsun arkadaşlar. Başlıyorum şimdi. Örgümün arka kısmını çevirdim. Bakın önümde gruplar var. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 tane trabzan öreceğim için şu şekilde 2, 4, 6 grubun üzerine trabzanlarımı örmeye başlayacağım. Tabii siz farklı renklerde de çalışabilirsiniz. Ben yine burunda kullandığım rengimi kullanacağım. İpimi alıyorum. Dışarıda bir ilmeğimi çıkarttım. Geliyorum bakın şuradaki gruba. Trabzan tepesine batıyorum. İpimi bir kilitliyorum. Sık iğnemi ördüm. 1, 2 zincir çektim üstüne. Tığımın başına doluyorum. Yan trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan. Üçerli gruplarım var. Zaten nerelere batacağım belli. Yan trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan. Üçerli gruplarımın üzerine teker teker birer tane ikili trabzan örüyorum. 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 tane trabzanım olması gerekiyor. 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 tane ikili trabzanımı 6 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane grubun üzerine bu şekilde kurdum. Hemen bu noktada 18 tane ikili trabzanım olduğu için hemen 1, 2 zincir çekip işimi döndürüyorum. Tığımın başına doluyorum. Yan trabzan tepesine batıyorum. Tüm trabzanlarımın tepesine yine ikili trabzanlar örerek devam ediyorum. Sayarak ilerleyin. 18'i korumamız gerekiyor. Tüm trabzan tepelerine birer tane ikili trabzan. Tüm trabzanlarımın tepesine birer tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde geleceğim. Döne döne tam 10 sıra topuk kısmını öreceğim. Dediğim gibi siz 39 ve 40'a çalışıyorsanız burasını 11-12 sıra yapabilirsiniz arkadaşlar. Ayağınıza deneyerek, giyerek de, ölçerek de örebilirsiniz. Yünlü iplerle örebilirsiniz. Sıcacık olur. Yani bunun mantığını çözdükten sonra dilediğiniz örneği de kurabilirsiniz aslında bunu. Hani uç parmak kısmını oluşturup daha sonra üstüne örnek kurup sonra topuk kısmını da bu şekilde aynı şekilde yaparak devam edebilirsiniz. 17. trabzanımı ördüm. Burada son trabzanım var. Bunu unutmayın. Bunun da tepe noktasına batıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. 18'in üstüne 18 taneyi ördüm. Yine 2 zincir çektim. Dönüyorum. Yine tüm trabzanlarımın tepesindeki trabzan örerek devam ediyorum. Bu şekilde. Tam 10 sıra öreceğim arkadaşlar. Bu şekilde gösterdiğim şekilde 10 sıra örerim ve gelelim.